Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu Ruh Nüvaz makamı. Makamımızın durak perdesi Hüseyin'i aşıran Mi perdesi. Güçlüsü Buselik Si. Dizisi Buselik makamının Hüseyin'i aşıran perdesine göçürülmesiyle elde ediliyor. Yani Hüseyin'i aşıranda Buselik beşlisine Mi, Fa için küçük mücennep diyezi, Sol, La, Si, Buselik üzerine Kürdi veya Hicaz dörtlüsü, Si, Do, Re, Mi ile Bakiye Tanini Tanini aralıklarına sahip Kürdi dörtlüsü, Si, Do, Re, Bakiye diyez Mi, Bakiye artık 13 ve Sagir aralıklarına sahip Hicaz dörtlüsü. Seyri gerek çıkıcı gerekse inici olarak kullanmaya müsait. Donanım hanesine Fa için küçük mücennep diyezi işareti konur. Ve yedene ihtiyaç duyuldukça Re notasına bir bakiye diyezi ilave edilir. Şimdiye kadar anlattığım tariften anlaşıldığına göre Buselik makamı göçürüldüğü Mi perdesi üzerinde yeni bir isim alıyor ancak yeni bir özellik göstermiyor. Dizisi bu ikinci katta Kürdi'nin olduğu dizi idi. Şed makamları anlatırken bir dizinin aralıklarını hiç bozmadan başka bir perdeye nakletmenin yanı sıra seyir ve çeşni bakımından değişik özellikler katılması suretiyle mevcut makamın şed makam sayıldığından bahsetmiştim. Ruhnüvaz makamı bu özellikler doğrultusunda Buselik makamını andırsa da seyir bakımından Buselik'ten ayıran bir takım unsurlara sahip, bir takım özelliklere sahip. Ruhnüvaz makamı sahip olduğu diziyi Hüseyini perdesi itibariyle bir oktav, yani buradaki Tis Hüseyini perdesine kadar rahatça kullanabiliyor. Çok fazla eser vücuda gelmemiş Ruhnüvaz makamıyla ilgili. Ama değerlendirmeye de açık bir makam yapısı gereği. Ruhnüvaz makamının bu yapısal özellikleri doğrultusunda Buselik makamına çok benzediğini söylemiştik. Seyir yapısı bakımından ufak tefek ayrılıklara düştüğünü söylemiştik. İşte tam da bu hususta Türk musikisinin uzun yıllardır kafalarda soru işareti bırakan konusu gündeme geliyor. Şed icra, şed makam. Yani şed makamları az önce de belirttiğim gibi anlatırken, ifade ederken her göçürülen dizinin şed makam sayılamayacağını anlatmıştık. Bir takım geçki ve seyir özelliklerinin değişiyor olması gerektiğini ifade etmiştik. Ruhnüvaz makamı da İsmail Hakkı Özkan'ın kitabında bir sayfalık yer bulmuş. Onda da hocam sağ olsun dersinde de anlatırken bu hususlara itinayla değinmişti. Diyeceğimiz o ki bu ve bunun gibi makamlar Türk musikisinde mevcut. Şed makamlar listesine alınmış olması bir değerinin olduğunun göstergesidir. Ve illaki basit makamların
Yani Buselik'ten bahsediyorum burada. Göçürüldüğü ana makam Buselik çünkü. Buselik makamının şed icra halinde işte mi perdesine alalım, orada birazcık çalalım, oldu sana ruh nüvaz tarzı bir yaklaşım söz konusu değil. Bizim Türk musikisi makam cetvelinde ruh nüvaz makamı geçiyor. Kıymetli görüldüğü için katkı anlamında gösterdiği özellikler şed makam listesine dahil edilmiş. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan ruh nüvaz makamının önce dizisini bir kere daha hatırlatacağım. Sonra da ufak bir seyir taksimi yapacağım. Yerinde ruh nüvaz makamı dizisi. Mi, fa için 5 koma diyez, sol, la, si, do, re veya re bakiye diyez, mi. Şimdi seyir gerek çıkıcı gerekse inici olarak kullanılmıştır. Yani biz kalkıp da şuradan da bir girizgah eleyebiliyoruz. Şeklinde. Hüseyini perdesi, yani tiz durak perdesi üzerinden de bir girizgah gerçekleştirilebiliyor. Makamında geçki olarak tabi Buselik'ten de yola çıkarak ufak tefek hatırlatmalarda bulunacağım. Şimdi eğer fa sesinde kalırsanız, yani si'den geri doğru bir inici nameyle si, la, sol, fa diyez yaparsanız ve kalış gerçekleştirirseniz kürdi yaparsınız. Do'dan peste doğru düşüp solde kalırsanız gibi. Çargah çeşnisini dile getirirsiniz. Zaten şöyle bir durum söz konusu. İkinci katta kullanılan Hicaz dörtlüsünün seslerinden bulunan, yani si, do, re bakiye diyez ve mi seslerini kullandığımız takdirde do ve burada bulunan re bakiye diyezde kalış göstermek Hicaz çeşnisinin, hatırlayalım kendi yerini, la, si bakiye bemol, do bakiye diyez ve re idi. Şimdi küçük göstereceğim. Hicaz makamına atfen bahsedeyim. Bu tarzda Hicaz çeşnisinde ve geçkilerinde sibakiye bemol ve dobakiye diyez kalışları bu çeşniye, bu makama, Hicaz'dan bahsediyorum, karakter sağlıyor. Hicaz dörtlüsünün, beşlisinin, aralıklarının, yani bakiye artık 13 sagir veya s, a 12 s şeklinde tanzim edilmiş aralıkların başka perdelere göçürülmesinden sonra göçürüldükleri yerlerde de bu karakteristik özellik devam eder. Yani almışlar bunu, Buselik perdesine nakletmişler. Şimdi buradaki Hicaz. Yaparken Hicaz'ın kendi karakteri gereği ikinci ve üçüncü sesi. Birinci sesi buydu. İkinci sesi do, üçüncü sesi re bakiye diyez. Do ve re bakiye seslerinde Buselik menşeili olan yapıda da, burada da, ruh nüvazda da kalışlar gerçekleştirilebiliyor. Karakter kalışları. (Gülüyor)
Hicaz'ın olduğu yerde bir Nikris söz konusu. Hatırlayın, diğer dörtlü ve beşliler bölümünde yerinde Nikris beşlisi işlenmişti. Hicaz'ın olduğu yerde bir Nikris söz konusu. Nerede? Hicaz'ın bir tam ses altında, yani pestinde. Hicaz burada nerede? Bu selikte. Nasıl kurmuştuk? Si, do, re, bakiye, diyez, mi dörtlü halde. Buradan geri doğru düşelim ama bir ses daha düşeceğiz. Mi, re, bakiye, diyez, do, si, la. Eğer la'da kalırsanız inici name tesiriyle. Nikriz gerçekleşir. Bu da bu selik makamının özelliklerinden bir tanesidir. Bunun haricinde genişleme bölgesinde tabii ki bu selik gibi yola çıkıyoruz. Yani eğer kürdi kullandıysa bu katta kürdi dörtlüsüne, sonrasında bir bu selik eklentisi gerçekleşiyor. Eğer Hicaz kullandıysa dörtlü olarak, Hicaz dizisini mi üzerinde uzatmak adına devam ediyor. Bu sayede tiz durak üzerinde kurulan Kürdi ve Hicaz dizileri sayesinde Tiz Hüseyni'ye kadar bir kullanım alanı, kullanım sahası elde edilmiş oluyor. Bundan dolayıdır ki ruhnevaz makamı çıkıcı kullanıldığı gibi seyir bakımından inici halde de kullanmaya müsait hale geliyor. Bu video boyunca anlattıklarıma ve aslına bakarsanız anlatmadıklarıma yönelecek olursak, ruhnevaz makamı şed makam olmayı hak etmiş. Birazdan seyir taksiminde de duyacaksınız ses yapısını. Evet, alalım çok fazla da lafı uzatmadan ruhnevaz makamının bir seyir taksimi. Thank you.
Ruhnivaz makamı bu şekilde bir icra gösteriyor. Şed makamlar içinde Buselik makamı şedlerinden bir tanesi Ruhnivaz makamı. Hüseyin Aşıran perdesine Buselik makamını göçürüyoruz. Seyir bakımından biraz Buselik'ten ayrılıyor. Bu da değerli, kıymetli görülmüş ki Şed makam listesine dahil edilmiş. Şed icra olarak görülmemiş. Buselik makamının Hüseyin'i aşıran perdesindeki aktarımı, göçürmesi şeddi. Bu sesler üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Ben dokümanını paylaşacağım. Dokümanda bir saz semaisi de var. Onu da icra ederseniz en azından Ruhnivaz makamının seslerini tanımanız açısından bir katkıda bulunmuş olurum. Hepinize kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.